Başbakan Yardımcısı, Turizm Bakanı Sayın Fikri Atoğlu, Meclisin Genel Kurulu'nun arka salonunda konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Görmeyeli nasılsınız Sayın Başkan? Yoğun bir şekilde uğraşıyoruz. Biraz basına mesafelisiniz galiba son zamanlarda yoksa? Yani evet doğru. Çünkü özellikle bu bir kurultay süreci yaşadık ve o kurultay sürecinde tabii ki seçimli bir kurultay. Demokrasi çerçevesi içerisinde yapılan gerçekten uzun yıllar sonrasında gerçekten hala daha konuşulan bir kurultay ve bu kurultay süreci içerisinde herhangi bir şekilde gerek görsel basında gerek yazılı basında herhangi bir zarar vermemek üzere biraz uzak durdum doğru. Ama artık yani biz kurultayımızı atlattık. Kurultay akabinde cumartesi günü genel sekreter ve merkez yürütme kurulunun seçimi de oldu. Onun için artık bugün itibariyle işte ilk yayınımız sizlerle. Çok teşekkürler. Oldu. Artık önümüzdeki günlerde çok daha etkin bir şekilde yer alacağız. Çünkü artık yerel seçimler de gündemimizde. Bu kısa süre içerisinde yerel seçimlere yönelik yapacağımız hareketler nasılsa, ne şekildeyse onları artık sizler vasıtasıyla artık kamuoyuyla da paylaşacağız. Hayırlı olsun. Yani ben bu Demokrat Parti kurulu hazır sizi seçimden sonra bulmuşken, genelse etelik seçimde yapılmışken, DP Genel Başkanı sıfatıyla birkaç soru yönlendirmek isterim. Siz de takdir ederseniz. Özellikle yani seçimler, parti içinde seçimler bir dinamizmdir aslında. Ve elbette çoğu zaman seçim sonrası mutlaka bir sitem olur. Siz o gece yani sizin rakibinizle birlikte sizin eliniz havaya kaldırıldı orada. Bir kutlama oldu. Ve tabii ondan sonra Demokrat Parti ne olacak, ne bitecek bundan sonrası, nasıl bir süreç evrilecek? Genel seyitlik seçimi oldu dün. Siz sosyal medyada iyi takip eden bir siyasetçisiniz. Yani zaman zaman orada size küçük sitemler de edildiğini ben gördüm. Yani bulmuşken sormak isterim. Gerek kurultay sonucunu, gerekse genel seyitlik seçim sonucunu nasıl değerlendirirsiniz, nasıl bakarsınız? Bundan sonra siz nasıl bir ışık tutar bize bu sonuç? Evet, yani az önce de söylediğim gibi kurultay süreci içerisinde oldukça yoğun bir çalışma vardı parti içerisinde. Evet. Ama o günlerde parti içerisindeki özellikle kurultay sürecine olan çalışmalara ben kurultaya yönelik değil, kurultay dışında yerel yönetimlere yönelik çalışmalarımı sürdüreceğim. Çünkü kısa bir süre var önümüzdeki dönemde. Kurultay sürecini de öteki gerek o gün genel sekreterimiz, evet, genel sekreter yardımcıları, genel başkan yardımcıları ve ilçe başkanlarımız ciddi şekilde çalışma ortaya koydu. Dediğim gibi o günkü yapılan seçimli kurultayımız demokrasi şöleni içerisinde yapılan bir seçimdi. Elbette ki o gün kazananlar, kaybedenler oldu ama o kazananlar, kaybedenler aile içerisinde olan bir olay. Evet. O ailenin dışında herhangi bir yansıma falan olmuş değildir. Çünkü biz onları kendi içimizde bir şekilde oturur, ondan sonra bunları tekrar yoğurur. Evet. Yoğurduktan sonra istediğimiz halde yine bunları getirebiliriz. Evet. Onun için orada bizim bir sıkıntımız yok. Tabii ki Merkez Yürütme Kurulu da seçimli, evet, genel sekreterlik olayı da seçimli oldu. Elbette ki orada da kazanan, kaybeden oldu. Ben tümüne de teşekkür ederim. Tabii ki kazanan arkadaşlarıma da, kaybeden arkadaşlarıma da. Elbette orada yine farklı bir takım yorumlar olabilir aile içerisinde. Önemli değil. Biz kendi ailemiz içerisindeki o bizim olgunluğumuzdur. Dediğim gibi yani demokrasi şöleni içerisinde yapılan hareketlerdir. Demokrasi şöleni içerisinde yapılan hareketler her ne isterse olsun o kendi içimizde olur, biter ve orada kalır. Onun dışına çıkmaz. Evet. Yine zaten birlik beraberlik mesajımızı her zaman veriyoruz ve o günlerde de hep birlik beraberliğimizi ortaya koyduk. Ama esas zaten biz Demokrat Parti olarak
olarak bugün itibariyle yerel seçimlere yönelik ortaya koyacağımız ciddi bir çalışma. Evet. Yerel seçimlere yönelik koyacağımız çalışma sonrasında yine elde edeceğimiz başarı Demokrat Parti'nin kendi isminin ortada olduğunun göstergesi olacaktır. Bununla ilgili de biz bütün ekip arkadaşlarımızla zaten bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Görev üstleniyoruz. Bu görev üstlendiğimiz günler içerisinde tabii ki bu arada yerel seçimlere yönelik hükümet nezdinde de bir takım çalışmalar var. Hükümet nezdinde olan çalışmalar da artık yapılan kamuoyu aması sonrasında samimiyet çerçevesinde yine bunları oturup önümüze koyacağız. Ve bugün veya yarın bu bir iki gün içerisinde artık hükümet olarak da nasıl bir çalışma yapacağımızın açıklamasını da yapacağız önümüzdeki günlerde. Evet. Ancak bu henüz daha netleşmiş değildir. Henüz daha bir araya gelmiş değiliz. Dolayısıyla bir araya gelmeden bunları açıklamak çok da doğru değildir. Ama bu çalışma içerisinde olduğumuzda gönül rahatlığıyla sizlerle bunu paylaşabilirim. Dediğim gibi bugün yarın biz bunları da paylaştık sonra yine kamuoyuyla da paylaşacağız. Şimdi açıklamanızın içerisinde bir iki tane önemli ipucu var Sayın Başkan. Bir kere yerel seçim çalışma ifadesini 3 kez kullandınız. Bu demektir ki buraya bir refleks geliştirdiğiniz gibi görünüyor. Tabii hükümet olarak geçtiğimiz gün Sayın Hasan Tosunoğlu ile yapmış olduğumuz yayında da yani onlar beklentilerini ortaya koydu. Sayın Erhan Arık ile bir şekilde sohbet ettik. Onda da aynı refleks var. Yani bu hükümet içerisinde bir yerel seçim işbirliği yapalım noktası var. Dolayısıyla buradan hareketle şunu ser verip sır vermemek istiyorsunuz ama biz yine de sorgulamak isterim. Yani verebildiğiniz ipucu, verebildiğiniz kadarıyla nasıl yani Demokrat Parti'nin düşüncesinde ne var? Yani mesela ilçeler arasında bir ittifak olabilir mi? Bir de çok yine önemli bir kullandığınız ifade kamuoyu yoklaması. Bu kamuoyu yoklaması beraber hükümet olarak yaptırdığınız bir çalışma mı? Evet. Ayrı Demokrat Parti olarak bir çalışma mıdır? Yani biz Demokrat Parti olarak da ayrı bir kamuoyu yoklaması yapıyoruz. Evet. Ama esas hükümet olarak birlikte yapmış olduğumuz bir kamuoyu yoklaması var. O kamuoyu yoklamasını işte bugünlerde biz kendi içimizde tartışacağız. Ama biz uzun bir zamandan bellidir Demokrat Parti olarak evet. 28 belediye olduğu günde bile 28 belediyede 28 belediye başkan adayımızı 28 belediyede 28 belediye meclis üyesi adaylarımızın da çıkaracağının hep mesajını verdik. Evet. Bugün hasbelkader 18 belediye ile seçime gireceğiz. O gün zaten konuştuğumuzda Haziran'dı seçimler. Bugün Aralık 25 Aralık evet. tarihi gündemde. Belediye başkanlıklarıyla ilgili az önce söylediğim çerçevededir hareketimiz. Ama belediye meclis üyesi adaylarıyla ilgili zaten bunu biz Demokrat Parti olarak da 18 belediye ise evet 18 belediyede de belediye meclis üyelerimizi Demokrat Parti olarak da çıkaracağız. Bu önemli bir detay. Ama başkanlık düzeyinde herhalde bir... Başkanlık düzeyinde henüz daha netleşmiş bir olay yok. Ama o tatlısu sizin için herhalde olmazsa olmaz. Tabii ki yani tatlısu belediyesi evet. O bizim olmazsa olmazımız. Olmazsa olmaz. Ama yani diğer ilçelerde yani Lefkoşa'da bir, ya da Girne'de bir sürpriz olur mu Sayın Başkanım? Yani bütün belediyeler sevgili değil mi? Bütün belediyeler önemli esasında. Evet. Yani bu geçtiğimiz süre içerisindeki belediyelerin yaşamış olduğu sıkıntıların sonrasında vatandaşa yansımasıdır esas doğan olay. Hı. Ve bunlardan doğan olay sonrasında artık belediye sayılarının sürdürülebilir şekle, yüzdürülebilir şekle gelmesiyle ilgili zaten yapılan bu çalışma. Evet. Ve bu çalışma bugün işte 18 belediye olarak neticelendi. Bu 18 belediye olarak neticelenen bu belediyeler tabii ki 18'i de bizim için ciddi şekilde değer arz ediyor. Onun için bütün bu belediyelerin dediğim gibi sürdürülebilir bir şekilde devam etmesidir esas arzu ettiğimiz ama hükümet olarak da yapmış olduğumuz kendi içimizdeki görüşme birlikte almış olduğumuz karar sonrasındaki yapılan kamuoyu yoklaması neticesine göre de bir hareket sergileyeceğiz. O da bir iki gün içerisinde zaten bunu kamuoyuyla da paylaşacağız. Yani siz bulmuşken siz şu anda hükümetin 2 numaralı ismisiniz efendim. Yani Sayın Başbakan'dan sonra gelen başbakan yardımcısınız ve
Hükümetin performansını size sormak isterim. Yani geçtiğimiz hafta Erhan Bey'in bazı sitemleri oldu. Bu sitemler biz çekiliriz gerekirse noktasında. Şimdi tabii tansiyonun biraz düştüğünü görüyoruz. Belki de yerel seçimle ilgili bir işbirliğine gidilecek. Eğer bu yerel seçimlerin bir işbirliği sağlanmazsa tekrardan bir hükümet arasında bir sorun olur mu, olmaz mı? Bunun fotoğrafını nasıl çekersiniz Sayın Başkan? Sevgili Levent, şimdi eğer bir hükümet kurmuşsanız ve bu hükümeti kurarken belli bir hedefler koymuşsanız, evet, o hedefler esasında ulaşmaktır önemli olan. Eğer vatandaşımızın, memleketimizin, gençlerimizin lehine bir takım hareketler ortaya koymaksa niyetimiz, evet, maksadımız da bu ise, o maksat çerçevesinde hareket etmektir esas yapmamız gereken. Bugün ben küstüm oynamam mantığıyla değil, eğer kendi içimizde bir sıkıntı oluşur ise, kendi içimizde bir sorun yaşıyor isek, o sorunu kendi içimizde yaşadığımız gibi kendi içimizde çözmemiz gerekir. Evet. Onu etrafa hiçbir zaman yansıtmamamız lazım. Yeni bir mesaj bu. Tabii ki Erhan kardeşim orada biraz dışarıya yansıttı. Ama aile içerisinde de o sorunlar görüşüldükten sonra da çözüldü. Bu da aile içerisinde olan olayların konuşulduğunda çözümün de olacağını gösteriyor. Onun için bundan sonraki dönemde hiç vatandaşa bir şey yansıtmadan vatandaş lehine uğraştığımız konular nelerse o konular üzerinde çalışmalarımızı yapmamız lazım. Hani bugün baktığımız zaman bizim de Demokrat Parti olarak bir takım projelerimiz var. O projelerimizin hayata geçmesi için uğraş veriyoruz. Yani o projelerimiz hayata geçmek için uğraş verdiğimiz bu süre içerisinde gecikme oluyor ise o gecikmeyi dışarıyla paylaşmak değil, hı, o gecikmenin olmaması için kendi içimizde bunu çözümlememizdir önemli olan. Hı. Yani bugün baktığımızda işte Girne Antik Yat Limanı ile ilgili hep konuştuğumuzda, evet, Girne Antik Yat Limanı ile ilgili bir takım söylemler oldu. Önemli olan o söylemler değil, önemli olan onu hayata geçirmektir. Ne oldu? İşte birinci etapın bittiğini, ikinci ve üçüncü etap şu anda ihalede olduğunu, dördüncü etap esas deniz içinin de çalışmasının artık sona gelindiği günler olduğunu, akeza Mausa'daki yat limanının yine ihaleye çıktığını ama ihalede katılımcının olmadığını, ona yönelik yine farklı bir şekilde çalışma başlattığımızı ve çalışma sonrasında da yine katılımcıların olabileceği doğrultuda hareketlerimizin olacağını, bunun yanında çevre ile ilgili, eski eserlerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bunları işte peyderpey hayata geçiriyoruz. Gecikti mi bunları hayata geçirmek için? Evet, geciktik. Gecikmenin önündeki engellerin aşılması kendi içimizdeki çözümdür esasında. Dolayısıyla bunu kendi içimizde gecikmenin ne olduğunu dışarıya yansıtmak değildir. Bir önce bunların hayata geçmesi için engellerin önünden kaldırılıp hayata kavuşmasıyla ilgili insanımızın lehine olabilecek olan nelerse onları yapmaktır esas asli görevimiz. Evet. Onun için biz Demokrat Parti olarak bütün çalışmamız bu doğrultudadır. Bütün ekip arkadaşlarımızın da üstlenmiş olduğu sorumluluğu yerine getirdiğini de ve ben ekip arkadaşlarıma da ayrıyetten çok teşekkür ederim ortaya koymuş oldukları efordan dolayı. Bu gayle doğrultusundadır bizim Demokrat Parti olarak hareketimiz. Şimdi yani hükümetle ilgili hükümet kurulduktan sonra işte bir takım yani bakanlık kütlesindeki dairelerin ya da birimlerin bir şekilde işte o DP'ye geçsin, bu YDP'ye geçsin, bu geçti geçmedi gibi bir takım kamuoyuna yansıyan ya da yazılan durumlar vardı. Siz genelde bu konuda sessiz kalıyorsunuz. Yani siz genelde bu konuyu anladığım kadarıyla basın önünde değil, iç yani kol kırılır yen içinde kalır anlayışıyla götürdüğünüzü düşünüyorum ama yani sizin uhdenizde olan dairelerde, birimlerde görüş ve önerilerinizi ben sormak isterim. Ya da bunların değişmesi yönünde işte tekrardan önümüzdeki süreçte YDP'ye geçer geçmez ya da bunlarla ilgili bir görev değişikliği olur olmaz. Ne söylemek istersin Sayın Başkan? Yani tabii ki hükümet kurulurken bir takım pazarlıklar, evet, yapılır. Elbette esas bizim istediğimiz artık bu bakanlıkların altındaki dairelerin sabit olabilmesiyle ilgili çalışmanın yasallaşması
ve sabit kalmasıdır. Hı. Öyle olduğu zaman artık o gün geldiğinde hangi bakanlığı alacaksanız o bakanlığın altındaki daireler sabitlenmiş olduğundan dolayı herhangi bir alternatif de doğurmayacak. Evet. Ama bugün günümüzde bu olmadığı için ve açık olduğu için o pazarlık aşamasında talep etmiş olduğunuz daireler var. Ama o gün talep ettiğiniz daireler ondan sonra yasal bir engeli olur ise veya yasal engelden herhangi bir değişiklik gerekiyor ise, o değişikliğin olması da farklı şekiller doğuracaksa, olumsuzluklar doğuracaksa, onu yine kendi içimizde otururuz, o daireden terakket eder, başka yerlerin alınmasıyla ilgili de görüşmelerinizi yaparsınız. Evet. Bizim Demokrat Parti olarak hükümet içerisinde yapmış olduğumuz bu oldu. Sorun çıkarmadık. Sorunu çözdük. Alternatifler yarattık. Bu alternatifler çerçevesinde zaten bunların sonlanmasına vesile olduk. Bu şekildedir yani bütün hareketimiz. Sayın Başkan, birazcık turizme yönelmek isterim ben. Eklemek istediğim bir şey var mı hükümetle ilgili? Yani hükümet içerisindeki çalışmalarımız, ben çok samimi söyleyebilirim ki hükümet içerisindeki çalışmalarımız Sayın Başbakan nezdinde oldukça olumlu gidiyor. Evet. Bütün hedeflediğimiz ve planladığımız yasa değişikliklerin olmasıyla ilgili ciddi şekilde efor harcanıyor. Özellikle yaz döneminde mecliste milletvekillerimiz olsun, meclis çalışanlarımız olsun, dıştan katkı koyanlar olsun ciddi şekilde efor harcadı, katkı koydu. Yasaların bir an önce mecliste onaya gelmesine vesile oldu. Ben onlara da çok teşekkür ederim ortaya koydukları efordan dolayı. Ama hükümetin yapmış olduğu çalışmalar evet oldukça önemli adımlar atıyor ve önümüzdeki kısa günler içerisinde de yine oldukça önemli adımlar atmaya da devam edecek. Bu adımları atarken kurulduğu günden bugüne kadar geçen bu süreye baktığımızda memnun musunuz sorusuna evet, şu andaki gidişatımız iyi oluyor ama esas hedeflediğimiz noktaya gelebilmemiz için önümüzdeki günlerde tam da istediğimiz noktaya ulaşacağız. Bu da ortaya koyacağımız çalışmalar sonrasındaki maliyenin rahatlaması, maliyeye olan girdilerin daha fazla olması ve ülke ekonomisinin rahat bir şekilde hareket etmesidir bütün çalışma. Bunlar da önümüzdeki süreçte hükümetin yapmış olduğu çalışmaların sonucu olacak. Şimdi yüksek uçak bileti fiyatlarına rağmen iyi bir turizm sezonu geçtiğini söyleniyor. Rakamlar bunu ortaya koyuyor. Yani KKTC turizmi deniziyle, güneşiyle yine önemli bir sezonu geride bıraktı. Kışın, kışla ilgili planınız ki kış turizmiyle ilgili birkaç yıldır bir slogan, yani bir kurumsal çalışma da var. Yani bu uçak bileti fiyatları, yeni havayolu oldu olmadığı, alternatif yaratılır mıydı, fiyatlar düşer miydi? Nasıl bir dönem bizleri bekler Sayın Başkan? Bakın şu anda yeni havalimanının açılması söz konusu. Evet. 15 Kasım. 15 Kasım'da yeni havalimanı açıldıktan sonra elbette ki bu geçtiğimiz süre içerisinde uçak bilet fiyatlarının düşmesiyle ilgili birçok taleplerimiz oldu. Evet. Gerek mevcut şu anda uçan şirketlerin sefer sayılarının artırılması, gerekse yeni uçak şirketlerinin ülkeye gelip kurulması ve uçuş başlatması, bunlar uçak bilet fiyatlarına olan bir yansıma olacaktı. Ama şu anda yeni havalimanı açıldıktan sonra ve mevcut sayı bile olsa, ama mevcut sayıda uçan uçaklara baktığımız zaman yarın büyük gövdeli uçakların da gelebileceği bir havalimanı olması hasebiyle bugün bir uçağa baktığımız zaman 189 kişi ya da o civarda olan bir yolcu kapasitesi, ama o gün büyük gövdeli uçak geldiği zaman da 500 kişi civarında, yani neredeyse 3 katı civarında uçakların geleceği. Dolayısıyla 500 kişi civarındaki koltuk sayısı olan uçak geldiği zaman, o zaman haliyle uçak bilet fiyatlarında bir indirim söz konusu oluşmuş olacak. Bunun yanında yeni havayolu şirketleri de kurulduğunda o zaman hayda hayda istediğimiz rakamlara getirme şansını bulmuş olacağız. Evet. Bugüne baktığımızda uçak bilet fiyatları istediğimiz rakamda mıdır? Değildir esasında. Hal böyleyken elbette ki ülkemizin önde gelen sektörlerinden biri turizm ise, bize düşen görev
turist sayısının ülkemizde beklediğimizin de üzerinde olmasıdır. Biz şu anda kendi kendimizle yarışıyoruz. 2019 yılında pandemi öncesindeki oldukça yüksek olan sayıyı nasıl aşabilirizdir bütün çalışmamız. Evet. Sizin sorduğunuz soruda kış turizmi adı altında adlandırdığımız ve bunu göreve geldiğim ilk yıllarda başlattığımız kış turizmi 7 geceli konaklamalı başlatmıştık. Bugün 14 gece konaklamalı yapıyoruz ve geçtiğimiz sezon haftada 5 uçak, sadece bir şirketin haftalık 5 uçağı varken bugün 13 uçağı var ve 2 haftalı konaklama sadece bir şirketin. Geçtiğimiz kısa günler içerisinde sadece Bafra bölgesine 3000 civarında yine bir turistin geldiğini ve her geçen gün bu sayının da arttığını, bir tek eksikliğimiz artık yatak kapasitesi. Bugün otellerimizin doluluk oranına baktığımız zaman %100 doluluk oranı yaşıyorlar. Ve uçak sayısı da artsa, yeni havalimanı açıldıktan sonra istediğimiz bilet fiyatlarına yakalasak, daha fazla yolcu getirecek olsak bile bizim şu andaki eksikliğimiz yatak sayısı. Belli bir yatak sayımız vardır. Tabii ki bu yatak sayısının dışında da bir takım hareketler var acenteler tarafından. Evet. Onlar da artık kontrol altına alınması lazım. Özel yapılan hareketler. Ama bizim şu andaki başlatmış olduğumuz çalışma ve Cuma gününe kadar sonlandırmayı planladığımız ülkemiz genelinde turizmden hak etmiş katkıyı almadığına inandığımız bölgeler nelerse, geliştirmeyi düşündüğümüz bölgeler nelerse, o bölgelerde özellikle turizm bölgesi, otel ya da sağlık turizmi hangi yerlerde olabilir, onun çalışmasını yapıyoruz. Ve bu çalışmada hedefimiz Cuma gününe kadar bunu sonlanıp, Cuma günü ilgili bakanlıklar kendi aralarında oturup bunu görüştükten sonra bunların turizm bölgesi olarak ilan edilmesi ve turizm yatırımcılara bunların sunmamız, ki hedefimiz şu andaki mevcut 27 bin ya da 30 bin yatak sayısının 50 binin üzerine çıkarmaktır 2-3 yıl içerisinde. 50 binin üzerine çıkardığımız zaman, o zaman işte önüne gelen sektörlerden biri her zaman turizmdir diyoruz ve bütçe açığımızın yarısından fazlasını turizm karşılıyor diyoruz. O gün de geldiğimiz zaman bütçe açığımızın yarısı değil, bütçe açığımızın belki de 1/4'ünü turizmin karşılayacağını da göreceğimiz günlerdir esas hedefimiz. Evet. Biz bu doğrultudadır bütün çalışmalarımız. Bunu yaptığımız zaman hem üreticinin ürettiği ürünlerin tüketilmesi, hem istihdam olayının yansıtılması ve hem de aynı şekilde ülkemizdeki piyasaya ciddi şekilde bir katma değerin olmasıdır. Bütün bunları toplayacak olursak, bunların hayata geçebilmesi için yapılması gerekenler nelerse biz o doğrultuda hareket ediyoruz ve bunları da önümüzdeki günlerde yine kamuoyuyla artık bunları paylaşacağız. Peki. Tabii turizm gelirinin yani zaman zaman bu konuda bazı yani turizm sektörü içerisinde gerek yöneticilerin gerek buraların gerekse turizm gelirlerinin yani devlet bütçesine önemli katkısı var, fonlara önemli katkısı var ama bunun turizme çoğu zaman katkısı olmuyor, devir sitem görüyoruz. Sizi bulmuşken hükümet krizi de çıkarmadan bunu sormak isterim Sayın Bakan. Yani şöyle söyleyeyim, baktığınız zaman işte az önce söyledik, övünerek de söylüyoruz, işte bütçe açığının %50'sinden fazlasını, %60'ını turizm karşılıyor. Evet. Hedefimiz de %70-75-80'ini karşılamaktır. Ama KKTC bütçesinin yüzde kaçını Turizm Bakanlığı alıyor diye soru soracak olursanız, işte sayıyoruz, şu kadar dairesi vardır. Başbakan Yardımcılığı Turizm Bakanlığı'nın evet, altındaki dairelere KKTC bütçesinin %1.1'ini, en düşük bütçesine sahip olan bakanlıktır Turizm Bakanlığı. Ama KKTC'nin bütçe açığını karşılayan da Turizm Bakanlığı. Elbette bunun içerisindeki fonlarından ilgili sıkıntılarımız var. O sıkıntıları yaşıyoruz. O fonların Turizm Bakanlığı'ndan alınıp Maliye Bakanlığı'na aktarılması
Hatta tüm fonların alınıp Maliye Bakanlığı'na aktarılmasıyla ilgili, evet, bu konuyla ilgili biraz ısrarlıyız. Evet. Alınmamasıyla ilgili. Niye ısrarlıyız? Bugün bir bakın, eski eserlerle ilgili veya çevreyle ilgili ciddi şekilde eleştiriler geliyor. Sosyal medya üzerinden veya basın üzerinden. Esasında haklı. Çünkü elimizdeki bütçenin olmayışından dolayı istediğimiz gibi dokunuşlarımızı yapamıyoruz. Hmm. İstediğimiz gibi hareket edemediğimiz için bu açıklarımız ortaya çıkıyor. Bu açıklarımızın ortaya çıkmaması için o fonların tamamen bakanlığa verilip o fonlar vasıtasıyla bunların giderilmesidir bütün talebimiz. Ancak bunlar olur ya da olmaz. Şu anda bizim özellikle müze ve öğren yerleriyle ilgili başlatmış olduğumuz bir çalışma var. Bütün dünyada olduğu gibi bizim adamızda da olabilecek şekilde çalışmalarımız sonlanmak üzere müze ve öğren yerlerinin işletmeciliğinin özelleştirilmesidir. Burada müze ve öğren yerlerinin işletmeciliğinin özelleştirilmesinin içerisine sizin koyacağınız, belirleyeceğiniz şartlardır. O şartlar ne ise, eksiğimiz nelerse o şartları koyarak o şartlar doğrultusunda ihaleye çıkmaktır bütün niyetimiz. Ancak yine de tabii ki Eski Eserler Dairesi'nin personeli kontrolünde olacak bu özelleştirme olsa bile. Buradaki amacımız tarihi eserlerimizin yok olmasının önüne geçmek, tarihi yerlerimizin görüntüsünün mevcut şu andaki görüntüden daha iyi olmasına yöneliktir ve buna benzer tarihi yerlerimizin içerisindeki zenginliğin daha da zenginleşmesidir esas arzu ettiğimiz. Ondan dolayıdır ki o şartnamenin içerisinde gördüğümüz eksiklikler nelerse o eksikliklerin giderilmesine yönelik bir şartname hazırlanıp ihaleye çıkacak. Çevreyle ilgili yine aynı şekildedir bütün çalışmamız. Bugün baktığımızda doğada ciddi şekilde çevre kirliliği var. Ve biz o çevre kirliliğini gördüğümüzde elbette ki üzülüyoruz. Baktığımız zaman biz poşetlerde bile 2019 yılında 25 kuruş bir ücretlendirme yapmıştık poşetlere. Fakat bizim en büyük eksikliğimiz denetimsizlik. Denetim eksikliği olduğundan dolayı ancak o güne baktığımız zaman 25 kuruş ücretlendirme bile etrafta, çevrede poşetlerle ilgili %65-%75 oranında bir düşüş olduğunu gözlemledik. Bugün esas hedefimiz bizim poşetlerin tamamen kaldırılmasına yöneliktir çalışmamız. Çünkü o günkü 25 kuruş bugün belki komik bir rakama düşmüş oldu. O günkü 25 kuruşun denetlenmesi olmadığından dolayı bugüne yine geri dönmüş olduk. Onun için buradaki yapmış olduğumuz çalışma üreticilerle birlikte kimsenin zarar görmeyeceği ama esas çevrenin kazanacağı poşetlerin tamamen kaldırılmasına yönelik bir çalışmamız vardır. Bu ve buna benzer birçok çalışmamız var. Bugün çevreyle ilgili eğitimin müfredatına biz çevre dairesi olarak yapmış olduğumuz çalışma sonrasında müfredatına çevre eğitimini koyduk. Seçmeli zorunlu ders olarak 2019 yılında yapmış olduğumuz çalışmada sadece 9. sınıflara koymuştuk. Ama bugün çocuklarımızın ilk çağından üniversite çağına kadar artık çevre dersi eğitimi alınacak. Çevre dersi eğitimi de geçtiğimiz bu yıl içerisinde biz tampon bölgeler diye seçtiğimiz okullarımızda hem çocuklarımıza eğitim hem de öğretmenlerimize aynı şekilde birlikte yapmış olduğumuz eğitim çerçevesinde artık önümüzdeki günlerde çocuklarımızın ilk çağdan üniversite çağına kadar bilinçli bir şekilde çevre dersinin alınması zorunlu kılındı. Buradaki amacımız çocuklarımızın ta küçük yaştan bu çevre eğitimini alıp istediğimiz doğrultuda çevremizin gözükmesine yararlı ve faydaları olmalarıdır. Esas hedefimiz zaten bütün memleket olarak da zaten bu bizim hedefimiz. Çevreyi istediğimiz şekilde yaptığımız ve gördüğümüz zaman sadece bizim sembolik olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü de kutlama şansını yakalarız diye, görürüz diyedir bütün çalışmamız. Önemli bir tespit Sayın Başkan. Değerli bakalım. Şimdi bu noktada hazır bu çevre konusu zaten süremin sonuna geldik ama soracaktım, siz açtınız konuyu.
özellikle ülkemizdeki çöp yönetimiyle ilgili bir yeniden ele alma, bir mevzuat yenileme. Çünkü mesela Güngör Çöplüğü galiba İçişleri Bakanlığı'ndaymış. Evet, yani şimdi bir kere çöpün sahibi belediyelerdir. Evet. Belediyeler olduğu için tabii ki İçişleri Bakanlığı'dır. Çevre Dairesi sadece denetleyicidir. Evet. Çevre Dairesi yapmış olduğu denetlemeler sonrasında gördüklerini yazılı olarak ilgili bakanlığa, yani İçişleri Bakanlığı'na bildirir. Evet. Dolayısıyla burada biz Çevre Dairesi olarak yapmış olduğumuz gözetleme sonrasındaki görmüş olduğumuz eksiklikler, yanlışlıklar, hatalar nelerse onları biz yazılı olarak ilgili bakanlığa bildiriyoruz. Evet. Ama şu anda bir ihale söz konusu. Bu ihale ne isterse olsun, az önce söylediğimiz gibi altının doldurulması, ilgili dairelerin görüşlerinin alınması, bütün şartnamenin zarar gelmeyecek şekilde, kimseyi zar altında bırakmayacak şekilde o şartnamenin hazırlanıp o şekilde ihale edilmesidir bütün istediğimiz. Evet. Ve bütün amacımız etraftaki çöpün etrafta gözükmeden bu çıkılacak olan ihale sonrasındaki ihaleyi alacak olan kimlerse onların tekrar geri dönüşümüne kazandırması sonrasında arzu ettiğimiz noktayı da yakalamış olacağız. Bugün belki de 10 günü bulmuş bir dikmen çöplüğünün, evet, hala daha için yandığını üzülerek görebiliyoruz. Bu ciddi şekilde bir zarar. Çünkü çöp diyoruz ama çöp da değerlidir esasında. Çöp çok değerlidir. Her şeyin bir değeri vardır. Biz bugün yapmış olduğumuz çalışma sonrasında bu pet şişelerin etrafta olmaması için farklı çalışmalar ortaya koyuyoruz. İşte marketlere yapılan çalışma sonrasında bir takım cihazlar, makineler konulacak ve siz artık o pet şişeleri makinelere attığınız zaman size orada bir fiş verecek ve o fiş rakamı neyse marketten o kadar bedava alışveriş yapma şansınız olacak ya da marketten yaptığınız alışverişte o rakam neyse o kadar indirim olacak. Evet. Ne olmuş olacak ama? O pet şişenin, bugün değersiz olan o pet şişenin değerli olduğunu fark edeceğiz. Ama o pet şişeyi de oraya attığımız zaman, o makineye attığımız zaman geri dönüşümüne kazandırdığımızı da göreceğiz. Bu ve buna benzer hareketleri esasında yapmaktır önemli olan. Biz bunlarlandır bütün uğraşımız. Eklemek istediğim bir şey var mı efendim? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dediğimiz gibi yani uzun bir zamandan sonra sizin de konuşmamızın başında söylediğiniz televizyon ekranlarından biraz uzak kaldınız, evet, dediğiniz doğrudur. Onun da içeriğinin ne olduğunu söyledim ama bugün bir başlangıç, bir vesile sizler sayesinde. Çok sağ olun. Bundan sonra yine önümüzdeki yerel seçimlere yönelik çok daha rahat bir şekilde sık sık bir arada olacağız. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Sizlere başarılar dileriz. Gerek yerel seçim sürecine gerekse bundan sonraki çalışmanıza. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Sayın Fikri Ataoğlu'ya çok verimli bir program yaptığımızı düşünüyorum. Meclis Genel Kurulu arka salonunda özellikle Sayın Başkan hükümetle yerel yönetimle ilgili işbirliği vurgusunu sık sık tekrar etti ve buna önem verdiklerini söyledi. Bu konuyla ilgili birkaç gün içerisinde de bir netleşecek. Anladığımız kadarıyla hükümet bir kamuoyu yoklaması, bir nabız yokluyor bölge bölge ve çıkacak olan sonuca göre de bir karar şekilleri, bu da kamuoyuyla paylaşılacak önemli bir noktaydı bu. Kendisine teşekkür ederiz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın.